Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir mod tanıtım bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizler için Fate of War modunu tanıtacağım. Uzun zaman önce çıkmıştı. Bu mod açıklama kısmında kesinlikle mevcut arkadaşlar. Link falan yok demeyin. Direkt olarak böyle Fate of War modunu indirmek için bir link ekleyeceğim. Siz oradan indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu arada sitemizde yeni mobil senaryoları paylaştım. Onları da oradan alabilirsiniz. APK olarak yani indireceksiniz, yükleyeceksiniz direkt. Şimdi oyunun arayüzünüze baktığımız zaman oyunlar falan, bakın yeşil bir teması var, güzel bir teması. Arka haritası Hearts of Iron 4 haritasını anlatıyor bana biraz. Oyunlara geliyorum. Buradan yeni oyun diyorum bakın. Ben eskiden denemiştim Suriye sivil savaşlarını. Gerçekten şuradaki Suriye bizimle müttefik. Diğer Suriye ile savaşıyoruz falan. Bak Kürdistan'da YPG falan var. Onları da oynayabilirsiniz. Ben şimdi size World War 3 oynayacağım. World War 3 oynayacağım. Bakın neler var? Religion savaşları var. World War 3 var. Suriye sivil savaşları var. Ondan sonra şöyle bakalım. 6 gün savaşları var. Artısı direkt bura. Suriye falan var yine içinde. Ondan sonra Crime Invasion Alt History var. Şurası var. Ben hepsini oynayamayacağım için bir videoda. Bunu zaten ben seriye bağlayacağım arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı zaten vardı bizde. Bakalım başka neler var. After Webbil alternatif var. Bak bu da değişik bir şey ya. Bir Dünya Savaşı'nın alternatifi. Kazanabiliriz ya da yıkılabiliriz. Bunu bir senaryo yükle diyelim. Oynamayacağım ama bir deneyeceğim. Bakayım ben neler varmış. Evet. Türkiye Birleşik Krallık'tan bu kadar toprağı var. Abicim ve Türkiye komünizmle yönetiliyor. Vay anasını, komünizmle yönetiliyor. Alman İmparatorluğu var, demokrasiyle yönetilen. Güzel abi. İyi, Suriyeli Mısır. Sovyetler Birliği de komünizmle yönetiliyor. Gerçekten alternatif bir Birinci Dünya Savaşı. Şimdi ben buradan bir geriye basayım. Yeni oyunumuza yeniden geleyim. Bakalım başka neler var. Full Rage VV2 var bir de burada. Bakalım 7 gün savaşları var. Abi ne güzel modlar var böyle. Amerika Birleşik Devletleri kazanmasaydı. Amerika Birleşik Devletleri kazanması dediğim arkadaşlar. Şimdi Amerika'yı biz İngiltere ya da Fransa'dan birisi ki yani İngiltere keşfediyor. Orayı sömürüyor. Fransa Amerika'ya yardım ediyor. Kızılderili kabileleri birleşip Amerika Birleşik Devletleri kuruyor. Ya onu anımsatıyor bize. Gördüğün gibi Kızılderili kabileleri var burada. Burada Birleşik Krallık var. Burada Fransa var. Vay anasını be. Arkadaşlar kesinlikle açıklama kısmına alabilirsiniz. Sakın bana yok demeyin bak. Şimdi iniyorum aşağı. Başka neler var? Hemen direkt kendi moduma geçeceğim. Tamam, aşağıda da benim eski modlarım var. Tarihleri görebiliyorsunuz. Onlar benim modlar. Şimdi World War 3'e geliyorum. Senaryo yükle diyorum, tamam mı? Bakalım şöyle kısaca bir tanıyalım. Amerika Birleşik Devletleri. Sam Houston diye birisi var başında. Yok, Texas Cumhuriyeti. Lan Texas ayrılmış. Donald Trump var. Tamam, biz Türkiye'ye gidelim. Bakalım Türkiye'de hala bu durumlar ne? Evet, Türkiye Yunanistan'dan bir toprak koparmayı başarmış. Hatta iki toprak. Suriye'den de bakın şu anki günümüzdeki savaşlar gibi Suriye'den de biraz toprak koparmayı başarmış ve Irak'tan da. Azerbaycan İran'dan topraklar almış. Vay anasını be. Şimdi ben Türkiye alacağım. Ekonomim 867 bin. Ekonomim var. Zorluk normalde kalsın. Kendimizi kasmaya gerek yok. Oyna diyorum. Direkt bize Türkiye veriyor. Haritanın şekillenmesini görebiliyorsunuz. Bence güzel olmuş abi. Evet, şimdi size ilk önce şunu göstereceğim. Benim de en sevdiğimden. Hükümet biçimi değiştirdiğimizde dediğim zaman karşıma direkt olarak böyle bir şey çıkıyor. Demokrasi İslamizm, demokrasi Budizm, demokrasi ateizm, Hinduizm falan var. Bakın şunları görüyorsunuz. Oğlum bunlar çok güzel ya. Şuna bak. Bitmiyordu abi, bitmiyor. Tamam, kapatalım bunu. Burada teknolojinin simgeleri falan değişmiş. Vasallarınki hala aynı. Şu diplomasi falan. Vasal serbest bırakın şeyi değişmiş. Kredi al da kredi ödeneki değişmiş. Şuradan teknolojimize şeyler verelim. Tamam. Şuradaki teknoloji, bakın teknoloji şeyleri de değişmiş. Şimdi biz neyle yönetildiğimi unuttum ben şimdi. Şunları direkt olarak bu şekilde vereceğim. Kolonizasyona vermeyeceğim. Bunları bu şekilde veriyorum.
Bitmiyor. Hadi bit. Heh, tamamdır. Bitti. Ben neyle yönetiliyorum? Demokrasiyle yönetiliyorum. Tamam, güzel. Eksi 750 parayla başladık. Neden abi eksi 750 para? Şimdi ilk olarak ben bir Suriye'ye gideyim. Suriye'yi alalım değil mi? Acaba emitler var mı? Emitler hakkında bir bilgim yok. Eğer varsa da güzel olur. Evet, Azerbaycan Vas Unite Türk diyor. Birleşmeyelim abi senle ya şu an. Ben birleşemem senden, kusura bakma. Abicim ezan okunuyor. Maazallah. Şimdi askerleri çektim buraya. Askerleri çektim buraya. Şimdi direkt olarak Suriye alacağım. Buradan Suriye alıyorum hemen. Paramız da zaten günlük 42 bin gelirimiz var. Bu Suriye var ya, havada karada alırız biz bu Suriye'yi, bakın. Ben bunun bu arada seri videosunu yapacağım. Yeni bir seri çıkartacağız ortaya. Şimdi ben Suriye'ye savaş ilan etmek istiyorum. Sosyalist Republic İtalya ile müttefikmiş, yani dostmuş. Başlarım dostluğuna lan, sen Suriye'sin, ver şu topraklarını bana. Ver bakayım sen. Tamam, Suriye aldık. Kısa bir savaştı çünkü zaten Suriye bitkin bir devlet olduğu için, hiç Esad'la yönetildiği için. Tamam. Buradaki logolar da değişmiş. Savaşımız 1 ay 26 gün sürmüş. Yani gerçekten kısa bir savaştı. Sürede bu Suriye'yi almayı başardık. Evet, Suriye'yi topraklarımıza katıyoruz. Allah belanı vermesin. İsrail ne yapmış? Filistin'i, Lübnan'ı falan hep almış. Ne yaptın oğlum sen? Sen ver bakayım o toprakları. Filistin'i falan. Hayırdır oğlum sen? Evet, asimilasyonlar falan da değişmiş. Her şeyi değiştirmişler abi. Şimdi 23.510 askerimiz var. Tabii ki de bu şeye yetmeyecek. Ben şuralardan bir ordu falan basayım. Şimdi sen bu askerleri getir bana. Sen de buraya gel. Çekiyorum bu askerleri hemen buraya. Yunanistan'ı falan da alacağım bu bölüm. Para zaten kısa sürede bir 700 bin oldu. Buradan bu askerleri basayım da ben aynı anda iki devleti bence savaş ilan edebilirim. O düzeyde bir devlet olduğum için. Tamam. Sen şuraya geç bakayım be. Şimdi kap. Şu an bu arada yeşil teması gerçekten güzel olmuş. Şimdi şu askerleri çekeceğim buraya. Yunanistan'ın ekonomisi kaç? 152 bin. Savaş ilan et. Bildiğimiz Yunanistan direkt denizden geleceği için o tehditleri biz kolay bir şekilde savurabiliriz bence. Savaş ilan et İsrail. Abicim şimdi sen şuraya gidersen, sen de buraya gidersen bu Yunanistan'ı alabiliriz. Yunanistan şeyden topraklar almış. Üstten topraklar almış. Tamam, iyi gidiyoruz. Oradan da bunu iteceğim. Emutlar geliyor ara sıra. Diğer modlarda kesin daha da çok emutlar vardır, eminim buna. Türkiye seçtiğiniz zaman emutlar daha gelir. Haberiniz olsun. Çok güzel abi. Sen burayı alsan, sen şurayı alsan. Tamam ya, bu savaş bitti burada bence. İsrail'i aldık. Sen buraya git, sen de şuraya git, sen buraya git. Arkadaşlar bu arada yaptığınız senaryoları sitemize yükleyin. Ben oradan oynarım. Haberiniz olsun. Hem de siz de tanıtmış oluruz güzel bir şekilde modunuzu. Evet, İsrail buraya asker yollamış. Tamam, o askerler şimdi ölecek zaten.
Sen şuraya git, sen buraya git, sen şuraya gidersen tamam, orada kaçamaklık olamaz. Yani İsrail buraya asker yollayacak. Askerimiz iyi çıkıyor ya. Siz efsaneviye çekerseniz daha da zor olacak, haberiniz olsun ayın. Yunanistan bize karşılık veremiyor, niye? Tamam, aldık bunu ya. Şöyle bakayım, 82 asker yolluyor buraya. Abi 82 askerle de bir toprak almazsın sen ya. Lan Mısır'dan da toprak almış bu. Oğlum ne yaptınız lan? Yine her zamanki gibi güzel bir mod. Şimdi sen direkt Athena'ya geleceğin için ben hiç zorlamaya, kendimi kasmaya gerek yok. Bu adam Athena'ya gelecek. Hatta yarısını, ordusunu orada parçalayacak. Evet, yavaş yavaş Athena'ya geliyor. Bu ne lan? Burada 4000 askeri sen nasıl bekletebiliyorsun ki? İsrail'le hemen bir barış imzalayalım. Oyunda bu arada müzik vardır. Da ben açmadım çünkü telifli olabilir. Ya abicim sen orada nasıl o kadar asker beklettin? Anlamıyorum ki. Sen Athena'da daha çok asker tutman gerekmiyor mu? Tamam, aldık zaten. O askerler de orada ölecek şimdi. Abi nasıl ya? Gel lan barış yapalım. Şimdi bu beni kendi topraklarını almaya çalışacak. Ben hiç zorlamam kendimi. Hatta dur, öyle değil. Barış müzakereleri. Vasal. Yunanistan. Bak şimdi hepsini alacağım onu. Çok güzel. Şimdi hemen şuradan asimilasyonlarımı yapacağım. Şunları da yapalım. Beşlik yerleri yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama yapacağım bunları da. Evet, güzel oldu. Şimdi Yunanistan'la bir ultimatum olacağım, Yunanistan'a ilhak edeceğim direkt olarak. Hakaret et. Hakaret et. İttifak teklif eden şey de değişmiş abi. Her şey değiştirmiştir. Ultimatum yolla, ihlak talebi. 30 birim seni bir kuşatacak. Ver bakayım sen o toprakları. Evet, Yunanistan direkt olarak verdi. Çok güzel. Bak, toprağımızı büyüttük. İyi oldu, iyi. Vallahi iyi oldu ya. Şimdi şuradan bakayım, bir asimilasyon daha var. Bir şey daha geçeceğim. 1 milyon oldu. Şimdi arkadaşlar bunu bu Türk World War 3'ü oynadık. Bir de Amerika Birleşik Devletleri kazanmasaydı bölümünü oynayalım sizlerle beraber. Onu da öğrenmiş olursunuz. Şöyle bir geçelim hemen. Zaten mod tanıtım bölümü abi. Her istediğimizi girip çıkıyoruz. Yeni oyun diyorum. Şuradan şöyle bir inelim. Bakalım başka neler var. Alternatif. Lan bunu oynayalım, dur. Türkiye. Suriye'nin şeye bak. Yok, Sovyetlerin gücüne bak abi. Tamam, oynaya basacağım herhalde direkt buradan. Tamam, bas bakayım. Evet, Türkiye Yunanistan'dan toprak almış. Bulgaristan onun önünü kesmiş. Bizim bayrağımız Sovyetler bayrağı gibi bir şey. Aşağıda Birleşik Krallık var. Ben Bulgaristan'a gideceğim. Bulgaristan'ı alacağım. Bunlara gidelim hemen. Bakalım emet falan var mı burada? Evet, var. %40 İnsanlar komünist government, yani bir şeyler diyor. Mutluluğu eksi 40 düşürecekmişiz. Oğlum komünisti sevmiyorlarmış lan. Bu arada arkadaşlar ben farklı farklı senaryolar var ya oyun içinde. Onların hepsi ben bir mod, adamlar zaten bir mod halinde toplamışlar.
Siz direkt olarak bir dosyayı kopyalayıp yapıştıracaksınız bir yere. Tabi eğer yapamazsanız bana yorumlarda yazmanız yeter. Ben aynı gün içinde direkt olarak sizlerle paylaşırım nasıl yükleneceğini. Oğlum bunun vergilerini sınır... Oha, vergiler sınır buraya. Vay canına, bayağı iyiymiş. Bayağı vergi toplayacağız desenize. İnsanlar mutsuz, tabii mutsuz olur, şuna bak. Şimdi ben buradan asker basacağım. Bulgaristan'ı şu alalım da abi, topraklarımız birleşsin. Şu an zaten yıl 1925. Başımızda kim var? Mustafa Kemal Atatürk olması lazım. Aynen. Şuralardan hep asker basacağım. Tamam. Bulgaristan'ı alırız zaten. Kısa sürecek. Bir ay bile sürer bu savaş. Savaş ilan et. Bulgaristan abi, tipe bak. Gel. Adam kendine 10 asker takviye yapıyor. Bu ne böyle? Tamam. Güzel. Güzel. Bulgaristan beklemiyordu bu savaşı. Ben direkt olarak şu askerleri bir denize çıkartayım. Denizden gelecek çıkarmalara karşı engellemeler yapabiliriz. Sen buraya git. Sen de buraya gidersen alırız bak biz burayı. Evet, insan istemsizce zaten başkentini korumakla yükümlü gibi bir şey. Bak bak bak. Şuraya bir 12 asker çıkartıyor. Oğlum sen fakir misin? 12 asker ne? Yok yok, yazık. Tamam, aldık buraları. Buraları da alırsak bu savaş biter. Çok güzel. Toprak birliğimizi sağlamayı başardık. Ondan önce direkt olarak ben şuraya savaşacağım. Ben zaten mod donatım bölümlerini almadığım yer yok. Yani video bitene kadar her yer alabiliyorum. Tamamdır. Sitemizden indirebilirsiniz. Ara sıra bunları satayım da unutanlar oluyor. Abi çok güzel ya. Şu logolar falan çok güzel olmuş. Yani oyunun eski modlarını oynaya oynaya sıkılan insanlar var. Ama size APK falan da aynı şekilde indirebilirsiniz. Şimdi senin durumun ne abi? 135 bin. Tamam, şuradan bir hemen direkt olarak şu askerleri şu zayıf yerlere çek. İstanbul yine Konstantiniyye abi. Şimdi çekiyorum bu askerleri buraya. Çek 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 hadi. Geldi, tamam, güzel. Yugoslavya Krallığı'na bir savaş ilan edelim. Özledin mi lan bizi? Toprakların sahibi geldi. Ver bakayım o toprakları sen bana. Sen de buraya al. Sen şuraya al. Sen de şuraya al. Direkt başkente girecek bu askerler. Başkenti alırsak zaten düşecek bu devlet. Abi, oyunları seriye bağladığım zaman yemin ediyorum alamıyorum bazı yerleri. Senaryo seriye bağlamadığım zaman tek de alabiliyorum. Şuna baksana. Tamamdır. Sen de buraya geç. Ben oğlum yanlış yere bastım. Adamlar askere geri gitti ya. Sen buraya git. Sen de buraya git. Sen şuraya gidersen. Tamam, aldık. Bu arada bu İtalya'nın ismi ne? Socialist Republic of Italia. Oha. İtalya'ya bak. Sosyalist olmuş.
Bunu senin ekonominin kaç? 188 mi? Seni alamam şu an. Ver bakayım sen şunları bana. Alın size yeni Türkiye arkadaşlar. Çok hızlı bir sürede buraya geldik. Eğer 20 dakikamızı doldurmasaydık ben daha çok yer alırdım. Onları da görmüş olurdunuz. Emutlar kesinlikle var galiba. Çünkü gördüğün gibi başta bir emut daha geldi. Azerbaycan'a bak. Ermenistan'ın tek bir toprağı var. Şuradan asimilasyonlarımı yapacağım. Hadi yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar, bir sonraki mod tanıtım bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Açıklama kısmından kesinlikle orada olacak APK ve PC olarak ayıracağım. Oradan indirebilirsiniz. Evet, kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, bay bay.